Ben Hilayda Karakök. Dir ve zührevi hastalıklar uzmanıyım. Orada da çalışıyorum. 1987 senesinde Zonguldak'ta doğdum. İlk önce tıp fakültesini bitirdim. Ardından dir ve zührevi hastalıklar ihtisasımı tamamladım. Kronik hastalıklar çağımızın en çok kaynak tüketen hastalıkları ve popülasyonun da yaşayan insanların da çoğu şu anda kronik hastalıklarla mücadele ediyorlar. Sedef hastalığı, sivilce, pek çok deri lenfoması, yağlı egzama gibi pek çok egzama türü kronik hastalıklar dediğimiz bir tür hastalık. Nedir kronik hastalık? Tek bir defa doktora gidip bir ilaç alarak geçmeyen hastalıklar. Aslında bir defa bir kronik hastalığımız olduğu zaman ömür boyu o hastalıkla artık birlikte yaşayacağız demek oluyor. Deri hastalıklarının çoğunda bir deri döküntüsü olur. O nedenle aslında dermatologlar olarak şanslıyız. Çünkü hastamız hastalık nükseder etmez hemen başvurur tedavi için. Ve hani deri döküntüsünün yatışmasıyla birlikte de hastalıktan yani hastalığın aktif dönemini söndürmüş oluyoruz çoğu zaman. Sedef hastalarında yapılmış pek çok çalışma var. Bu çalışmalar gösteriyor ki aslında kişinin sadece derisinde bir döküntü var. Ama görüntüleme yaptığımız zaman kalp damar sistemlerinde de ciddi bir inflamasyon yani iltihaplanma süreci olduğunu görüyoruz. Bu da aslında sedef hastalığı gibi bir kronik hastalık tanısı aldığımız zaman hayatımızın 4-5 sene kısaldığını biliyoruz. Bu kısalmanın sorumlusu aslında bu inflamasyon. Ve biz bunu ortadan kaldırmak için her zaman diyoruz ki hastalığınız varken onunla yaşamayın. Onu uyutun, o şekilde yaşayın ki daha sağlıklı ve uzun bir ömrünüz olsun. Ve hastalık yanına başka hastalıkları davet etmesin. Kronik herhangi bir hastalık tanısı aldığı zaman insanlar tedavi için tabii ki uzman doktorlara muayene olmaları gerekiyor. Ve bu tedavi süreci aşamalı bir tedavi oluyor. Genelde ilk muayenede mevcut durumu ortaya çıkartıp hastalığı yatıştırmak için gerekli tedavilere başlıyoruz. Sonraki muayenelerde yatışmış olan hastalığın bir daha uyanmaması ve nüksetmemesi bizim hedefimiz. Çünkü ömür boyu sürecek bir hastalıkla karşı karşıyayız. Özellikle deri hastalıklarında insanlar derilerinde döküntülerle veya lekelerle gezmekten hiç hoşnut olmuyorlar. Aynı zamanda deri döküntüleri veya derinin kronik hastalıkları vücuttaki inflamasyonu da arttırdığı için yanına her zaman başka hastalıkları da davet etme eğiliminde oluyor. O yüzden ilk muayenede bizim yapmaya çalıştığımız şey hastalığı uykuya yatırmak. Sonraki muayenelerde ise hastalık bir daha uyanmasın ve ömür boyu sağlıklı olalım diye genelde bir aslında yaşam kılavuzluğu, sağlıklı yaşam kılavuzluğu yapıyoruz. Hekim ve hasta ilişkileri, kronik hastalıklar çerçevesinde aslında uzun bir yoldaşlık, uzun bir dostluk ve kılavuzluk serüveni oluyor. Aylarca, senelerce süren. Ve orada bence hekime yük düştüğü kadar hatta daha fazla hastaya yük düşüyor. O nedenle hepimiz eğer bir herhangi bir hastalığımız varsa veya hiç hasta olmamak için kendi üstümüze düşeni yapmalıyız. Sağlıkla ilgili farkındalığımızı arttırmalıyız ve sağlığımızı pekiştirmek için daha doğru, daha sağlıklı hem kendimize hem çevremize hem dünyamıza daha çok sağlık katacak, şifa katacak şekilde bir yaşam tarzını benimsemeliyiz. O nedenle herkese daha sağlıklı yarınlar diliyorum.